Evet efendim sevgili izleyiciler, şu anda yanımda iki tane güzel hanımefendi var. Öncelikle onları bir tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Tülay Şengün ben. Tülay Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizi sormalı. Vallahi nasıl olsun, güzel, Allah'a şükür. Yaşayıp devam ediyoruz. Güneşli bir zafer gününden değil mi? Evet, aynen öyle. Yani Konya'da artık rastlayacağımız son zamanlar, son güneşler. Son sıcakları yaşıyoruz, evet. Yani akşam çok soğuk oluyor ama güneşin bir adı var sadece. Tadını çıkaralım diye biz de dolaşmaya çıktık zaten. Aynen öyle. Sıkıntı yok değil mi inşallah? Yoktur, yok bakalım. Aman olmasın. Efendim sizi tanıyalım. Hülya Yıldırım. Hülya Hanım nasılsınız, iyi miyiz? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi ne yapalım işte, biz de çıktık zafere, çekim yapalım, ekmek paramızı kazanalım diye. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Tülay Hanım'la beraber yıllardır tanışıyor muyuz? 5 senedir falan. Nereden tanıştık efendim? Komşuluk mu? Ben Ereğli'yim, Konya'ya yerleştim. Siz buraya taşındınız? Ben Konya'ya taşındım. Onlar Konyalı zaten arkadaşlar. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Komşularla beraber şöyle bir çıkalım, bir gezelim. Bir hava olsun ikindi güneşinde. Bir tur şirketine geldik seyahat için. Evet. Nereye gidiyoruz? Kıbrıs. Oo, çok güzel, yavru vatan. Evet, Kıbrıs'a gideceğiz. Onun için geldik. Dolaşıp gideceğiz. Nasıl fiyatlar? Yani hani durumu iyi olana normal ama durumu tabii ki şey olana. Durumu iyi olan kimdir mesela, ben onu merak ediyorum. Ne diyeyimse, sanayi esnafının durumu iyi. Doğru mu? Evet. Doğru değil evet, mi? Biliyorsun, evet doğru. Kesinlikle maaşlı çalışan memurlarımız falan asla, hani geçimi de zordur mutlaka. Bu tür turlara gerçekten gider. Giden de vardır mutlaka da öyle. Evet, anladım. Şimdi efendim yarışmamız 3 sorudan oluşuyor. Bir soruyu bilince diğer soruyu öğrenmeye hak kazanıyorsunuz. 3 soruyu bilirseniz hediye vereceğim. Hem de 2 kişilik bir hediye şansınıza. İyi, inşallah bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim hazır mıyız? Hazırız. Duyamadım, hazır mıyız? Hazırız. Haydi bakalım gelsin sorular. Kameraya şöyle döndük efendim. Kamerası rahatlıkla görsün. Efendim ilk sorumuz geliyor. Saklaması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayana ne denir? Gevezi. Yok ya, biliyordum ben. Neydi? Geveze. Geveze değil. Neyi diyeyim? Çok basit efendim. Sırdaş denir de saklayamadım. Boş boğaz mı? Efendim? Boş boğaz mı? Boş boğaz cevabıyla Tülay Hanım ilk soruyu bildi. Tebrik ediyoruz. Kendinizi bir alkışlayın efendim. Çok güzel. İlk soruyu bildiniz. Teşekkür ederim. İkinci soruyu da bilmeye, öğrenmeye hak kazandınız. İnşallah. Bakalım. Gelsin mi ikinci soru? Gelsin bakalım. Yavaş yavaş kamera heyecanı attık mı, yoksa yok mu heyecan hiç? Bende kamera heyecanı yoktur. Ben kendim basıncım, Ereğli'de gazetecilik yaptık biz. Tabii oradan geliyor, bir rahatlık var sizde. Aynen öyle. Tamam, o zaman ikinci soruya geçiyoruz. Geçelim mi? Geçelim. Haydi bakalım geçelim efendim. İkinci soru geliyor. Efendim top ateşine tutma, topa tutma işlemine ne denir? Top ateşine tutma, topa tutma işlemine ne denir? Savaşlarda olur bu genellikle. B harfiyle başlıyor. Bombardıman. Efendim? Bombardıman. Bombardıman cevabıyla ikinci soruda bildik efendim. Tebrik. Kendinizi bir alkışlayın efendim. Soruyu bildiğinize sevinin mi şöyle? Tamam, iki soruda bildik o zaman. Çok kaldı, güzel. Kaldı bir sorumuz. Kaldı bir soru. Bir soruda bilin, hediye kapın. İnşallah bakalım. İnşallah. İnşallah efendim. Gelsin mi? Çalıştığımız yerden sorun. Ama dedim ben yarışma öncesinde, ikna çalışmaları devam ederken korkmayın, sorular kolay, ben yardım ediyorum zaten diye. Değil mi? Tamam, evet aynen öyle. Evet. İkinci soruyu bildik. Üçüncü soru şimdi geliyor efendim, son soru. Bir alışveriş sırasında işe bağlanmak için yatırılan paraya ne denir? Şey neydi? Şu önden gönderiyorsun değil mi şu? Alışveriş sırasında. İşe bağlanmak için önden yatırılan paraya ne denir? Öncesinde veriyoruz ki o mal başkasına gitmesin. Şey ya. Kapora. Çok, efendim? Kapora. Kaporanın diğer adı efendim. D ile başlıyor. Dekont? Değil, o işlemi yaptıktan sonra aldığımız şey. Makbuz fişi. Çok basit efendim. D ile başlıyor. Bir alışveriş sırasında işe bağlanmak için yatırılan paraya ne denir? Deposito. Efendim? Deposito. Deposito cevabıyla üçüncü soruyu da biliyorlar ve bu güzel hanımefendiler 3'te 3 yapıyorlar ve bizden hediye kazanıyorlar. Kamer olmazsa daha da bileceğiz de. Aslında bildiğimiz sorular. Kamer olmasa da bize ekmek çıkmaz işte. Ondan mecbur olması lazım. Aynen. Efendim 3 soruyu bildik. Ne düşünüyoruz? İyi, Kıbrıs kesim mi veriyorsunuz? Hemen ayarlayalım değil mi? Aa, hemen. Topuzu bedahaya getirelim. Evet aynen. Ama bir gün sadece, git gel sadece. Günün. Olsun bakalım. Paramız o kadar yetti. Tanışmak zaten. Değil mi? Eğlenceli oldu, evet. Aynen. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Köfteci Mithat'tan 2 kişilik yemek kazandınız efendim. Teşekkür ederiz. Burada komşu komşu gidip orada güzelce yemeğinizi yiyebilirsiniz. İnşallah. Diğer komşulara da hava atın. Biz gittik beraber komşumla kazandık diye. Yarışma. Yemeği bedavaya getirdik falan. Aynen, değil mi? Afiyet bal şeker olsun inşallah. Buradan kameralara herhangi bir mesajımız var mıdır?
Eşlerimize selam. Onları söylemedik. Ona ismini söyleyelim mi? Neymiş? Eşi öğrenelim. Ahmet Yıldırım. Efendim? Ahmet Yıldırım. Buradan Ahmet abiye bir selam söyleyelim. Selamlar. Selamlar efendim siz? Konya Spor'a başarılar diliyorum. Daha politik bir mesaj. Güzel. Evet, basında oldu belli. Efendim inşallah Konya Spor'a biz de buradan başarılar diliyoruz. Bu sene zaten güzel gidiyor. Evet evet gayet iyi gidiyor. Değil mi? Aynen öyle. Efendim yarışmamıza katıldığınız için, bu programa renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 3'ten geriye doğru sayıyoruz ve programın ismini söylüyoruz. Sonra sonra. Sonra sonra. Sonra sonra. Sonra sonra. Evet sonra sonra. Hazır mıyız? Evet. Şöyle ortaya tutacağım mikrofonu ben. 3, 2, 1. Sonra sonra. Kırmızıyla devam ediyor. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz efendim. Güneşli bir günden güzel bir program yapmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Adınız ne? Ben Beyza. Siz Beyza, siz kimsiniz? Sümeyye. Sümeyye? Begüm. Begüm, Sümeyye, Beyza. Yes, evet. Karıştırmadım değil mi? Yok. İlk defa karıştırmadım, tebrik ediyorum kendimi. Arkadaşlar hangi okuldayız? Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeyiz. Aynısı. Oradasınız, üniversitede. Hangi bölüm? Mekatronik Mühendisliği. Ooo, ağır bölüm. Arkadaşlar güzel. Geleceğin bu büyük icatlarını veya bu robotik kodlamalarını nasıl yapacaksınız? Bir anlatıverin bakalım bize. Biz de bilmiyoruz daha. İkinci... O konuya gelmedik daha. Aynen gelmedik oraya. Var onun zamanı herhalde. Birinci sınıf mıyız? İki. Yeni İki. Başladık. Evet. Aslında biraz da bir şeyler öğrenmişsinizdir yani, ya. Evet. Yani şöyle bir... Efendim? Biliyoruz da henüz uygulamaya geçemedik diyelim. Ha, uygulama mı yok? Şu anlık erken. Yani evet. Üçüncü, dördüncü sınıfta mı oluyor daha çok? Aynen. Evet. Ne yapacaksınız mesela, örnek verecek olursak mesela okuldan çıkınca ve okulda öğrenme olarak? Yani her şeyde insan savaşlarına falan yani geldi. Aynen, İHA'da çalışmaya düşünürüz. İHA'da? Evet. Geniş yelpazesi var aslında yani. Daha karar elektrik alanı değil, falan, makine. Yani süpürgeden SİHA'ya kadar uzun bir yolculuk mu? Aynen. O kadar geniş bir yelpaze. Aynen. Efendim? Yapay zekada dahil. Yapay zekada dahil, doğru. O zaman sizin iş alanınız çok geniş. Evet. Mesela en üst düzey çalışabileceğiniz yer neresi? Aselsan. Efendim? Aselsan. Ama Türkiye'de mi bu? Dünyada hani? Gideriz yani, bize bağlı ama. Döndük kameralara. Nereye? NASA'da olur yani. Arkadaşlar inşallah ya, göğsümüzü kabartın, bizi gururlandırın. Tesla falan. Oo. Bedava bir araba veriyormuş değil mi Tesla? Çok güzel, böyle yandan açılıyor yukarıya falan. Arkadaşlar gerçekten istediğiniz yere gelmenizi isteriz biz de. Çünkü bir Türk olarak bizi gururlandırın. Oralara çıkın ki biz de bayrağımızı oralarda görebilelim. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Hazır mıyız yarışmaya? Evet. Duyamadım. Hazırız. Duyamadım. Hazırız. Hadi bakalım o zaman, ilk soru gelsin mi? Gelsin. Sen sorulara bakmadın değil mi? Yok vallahi bakmadım. Vallahi bakmadım, tamam. Okey, hadi bakalım, ilk soru geliyor. Arkadaşlar bir işi ortaya çıkarmak, bozmak için yapılan gizli anlaşma, hile, dolap. Nedir bu? Yok. Bir işi? Bir işi bozmak, ortaya çıkarmak için ne? Kumpas. Kumpas değil. Daha böyle modern bir adı var. Kumpas bir tık daha eski bir ad. Hile. Efendim? Hile. Değil. Valla ben size bir kopya vereyim. Aşkı Memnu. İzlemedim de ya. Çok dönen bir şey orada. Veya Yaprak Dökümü Ferhunde. Ne yapar bu? İhanet. Efendim? İhanet. İhanet. O da var, doğru. Ama bizimki o değil. E ile başlıyor. Ben soruyu hatırlayamadım. Allah Allah. Bilir miyim ben? Efendim? Soruyu. Soruyu hemen tekrar verelim efendim. Bir işi ortaya çıkarmak, bozmak için yapılan gizli anlaşma, hile, dolap. Bir dolap çeviriyorlar, bir hile yapıyorlar orada. E ile başlıyor. Böyle Türkçe bir kelime de değil zaten bu. Hani ağzım hemen entrika diye çıkıyor böyle. Aa bir dakika. Entrika. Efendim? Entrika. Entrika, doğru cevap arkadaşlar. Kendinizi bir alkışlayın bakalım, ilk soruyu bildiniz. Entrika. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. İlk soruyu bildin Begüm. Evet. Hediye bunların değil artık senin. Artık. Bir ayağına tuttun. Evet ama hep beraber artık. Mecburen söylüyorsun değil mi? Ya hayır. Yanında oldukları için değil mi? Yok. Beraberiz her şeyde. Öyle mi? Oo. Kapanınca daha iyisin dersin inşallah. Evet, kamera karşısı oynamıyoruzdur inşallah Begüm değil mi? Yok hayır. Tamam güzel. O zaman ikinci soruyu bilmeye hak kazandınız. Bütün sorulardan herkes birer tane bilirse zaten hediye ortak olmuş oluyor. Tamam. Hadi bakalım gelsin ikinci soru. Ne? Ortak olmasa da olur. Diyorsun. Evet. Zengin misin? Yok. Her şeyi alırım mı diyorsun? Ben zengin. Ama onlar onu demiyor. Demek ki böyle zengin olmuşlar. Hadi güzel. Gelsin ikinci soru. Arkadaşlar sinirlerin ya da kasların bozukluğundan ileri gelen, vücudun bir bölümünde ya da tümünde olan hareketsizliğe ne denir? Felç. Efendim? Felç. Felç cevabıyla Begüm 2'de 2 yapıyor. Kendisinin ikinci, takımının da ikinci golünü atıyor. Tebrik ediyoruz Begüm. Hediyenin yarısı senin şu anda. Ben olsam hayatta vermem. Döndük kameraya ama Begüm. Seni bu ikiz... Ama gözlüğün var. Ne işe yarıyor gözlük o zaman? Ameliyat oldum da o yüzden. Ha öyle mi? Çok evet. Geçmiş olsun. Tamam öyle durabilirsin o zaman. Tamam. Ne ameliyatı? Gözden? Çizdirdim. Göz çizdirdim.
İşe yaradı mı? Lazer, evet. Görebiliyorum sizi şu an. Göremiyor muydun öncesinde? Gözlüksüz göremiyordum. Kaçtı derecesi? Yüksek. Yüksek. Anladım. Peki bunun bir başarısızlığı olan diyen var, biraz zararlı diyen var falan, bu duruma ne diyorsun sen ameliyat olmuş biri olarak? Yani etkisi birazcık devam ediyor. Şu an bazen net görüyorum, bazen oluyor aksaklıklar ama düzelecek yani, zamanla düzelecek. Bir güncelleme gelirse inşallah. İnşallah. Upgrade edersin sana. Aynen, ilerliyor yani teknoloji. Evet, aynen öyle. İnşallah geçmiş olsun diyoruz sana. Şimdi son soru arkadaşlar, bunu da bilirseniz. Arkadaşlar diyorum ama bir gün habere götürüyor sorular arkadaşlar yani. Ondan dolayı değil mi? İyiymiş. İnşallah bu soruyu bilirsiniz, alırsınız hediyeyi. Hadi Begüm. Hadi bakalım. Begüm diyor bir daha. Mekotronik yani. Hadi. Üçüncü soru. Yemekle aranız nasıl? Aa, bu arkadaş daha iyi. Ne? Çok yerim. Heyecanlandı zaten. Yemek deyince iyi. O zaman hediye kazanmak için senin daha çok savaşlamaman lazım. Hediye yemek çünkü. Ha, bakayım o zaman. Hadi gelsin son soru arkadaşlar. Et ya da balık yemeğinin yanına servis yapılırken eklenen sebze, patates gibi yiyeceklere ne denir? Meze. Yaklaştın ama değil. Ay. Salata mı? Ne? Salata. Salata da değil. Garnitür. Efendim? Garnitür için. Arkadaşlar niye buradasınız siz? Evet, şu anda Begüm'le yarışıyoruz. Gidebilirsiniz siz, teşekkürler. Konu mankenleri şu anda. Arkadaşlar. Aynen. Niye böyle oldu? Destekçisiz olduğumuz için bildi. Bir kişilik dev kadro. Ne? Benim balıkla aram yok o yüzden. Balık ve et diyor. Onu da tutturamadı. Diğer iki soru için ne diyeceksin? Onları da artık Begüm hızlı çıktı. Begüm tebrik ediyorum ama bak onlar şöyle bir şey yapıyor. Hani bir fıkra vardır ya, zeytini ben yordum da sen aldın diye. Aynı mantık, siz bazı cevapları söylüyorsunuz, son cevap ona kalıyor. Aynen. Yoksa bildiğinden değil yani. Yok yok, biliyor. Fikir veriyorlar bana. Evet, fikir veriyorlar değil mi? Arkadaşlar süpersiniz, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yarışmaydı. Yani arkadaşlar diye ayıp olmasın diye söylüyorum size. Yoksa Begüm'e direkt konuşacağım da. Yok, söyleyebilirsiniz. Yok yok, üçünüz buraya geldiniz. Farklı farklı medeni cesaretler gösterdiniz ve yarıştınız. Önemli olan buydu. Teşekkür ederiz. Kamera karşısına çıkmaya korkan insanlar var. Hiç bakamıyorum. Onlara buradan mesajınız var mı? Hiç sıkıntı yok yani, katılabilirsiniz. Zaten bilemiyoruz, Begüm gibileri bulun yanınıza. Aynen. Üç kişi katılın, Begüm gibi biri çıkar. Arkadaşlar buradan kameralara son bir mesajınız var mıdır? Kolay gelsin öncelikle. Kime? Size. Ha, sağ olun, çalışanlara. Ederim. Evet doğru. Bu kadar. Sınıf öğretmenlere falan. Hayatınızı yaşamaya bakın. Ne siz? Hayatınızı yaşamaya bakın. Yaşayamayan biri söylüyor bunu galiba. Doğru. Evet. Begüm, tek kişilik dev kadro. Bu ekranlara güzel mesaj verebilir misin? Yani pek diyecek bir şey yok. Arkadaşlarınızı yanınızdan eksik etmeyin. Yemeği beraber yiyecek birisi olsun diye. Evet. Aynen. Arkadaşlar. Tek gelmiyor. Değil mi? Tek zevk vermez. Arkadaşlar Mithat'tan, köfteci Mithat'tan iki kişilik yemek kazandınız. Teşekkür ederiz. Efendim? Ya üç kişiyiz ya. Üç soru bildik, üç kişilik olsun diyorsun değil mi? Evet. Vallahi Mithat abinin insafına kalmış. Gidince verirse verir. Ona bir şey diyemem. Ama biz iki kişilik diye anlaştık. Oraya gidince bunlardan birini elip boş ver. Sen ne yapacaksın birisini? Diler mi? Son soruyu benim sayemde bildin. Oo, bak hemen satmalar başladı. Evet, entrikalar dönmeye başladı arkadaşlar. Dikkat edin aranızda, aman. Şaka bir yana çok güzel yarıştınız. Buradan kameralara üçten geriye doğru sayacağım ve diyeceğiz ki sonra sonra. Sonra sonra. Ne yapıyor? Süre devam ediyor. Müziğiyle devam ediyor. Haydi bakalım. Merhabalar. Merhabalar kardeşim benim. Nasılsın Atom Karınca? İyiyiz Allah'a şükür ya. Ne yapalım? Bol bol kebap yapıyoruz işte. Maşallah. Bak buradan 3 kişi bildi gidiyorlar oraya. Tamam, afiyet olsun şimdi. Tembih ediyorum şimdi. Tamam söyle, hemen söyle, onlar da gitsin yesinler. Tamam. O muhteşem lezzeti tatsınlar. Eyvallah. Seni görünce hemen geleyim dedim ya. Eyvallah. Beni görünce gündüz olur karanlık gece. Diyormuşum değil mi? Şey. Kanka buradan kameralara bir mesajın var mı? Köfteci Mithat Usta'nın varisi olarak. Vallahi kardeşim buradan tek mesajım. Herkese sağlık, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum. Eyvallah. Ha bir de bol bol kebap yemelerini diliyorum. Abi kebapsız olmaz ya. Huzurlu bir ömür için kebap şart değil mi? Aynen öyle abi. Doğru. Kebabı evet. Yedikten sonra sağlık huzur olur zaten. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz Kazımcığım. Allah'a emanet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben deyim. Adın ne? Nur. Nur, kameralara şöyle dönelim. Kameradan böyle ayrılalım. Bak ayaklarımız hep karşıyı görsün, tamam mı? Şu an hala yan görüyor. Karşıyı gördü. Vücudunu bana doğru döndürebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ne yapıyorsun Nur? İyiyim. Geziyorum. Nerede geziyorsun? Burada mı? Burada. Çalışıyor musun? Okuyor musun peki? Çalışmıyorum. Okul ne yaptın? Okul mezun. Nereden?
Lise mezunu. Lise mezunusun, tamam. Çalışmıyorsun da. Çalışmıyorum. Oo, hayatını yaşıyorsun yani. Şu anlık çalışıyorum. Baba parası mı yiyorsun? Evet. Afiyet bahşişe görüyorsun, ye. Varken ye. Evet. Şimdi yarışacağız. 3 tane sorumuz var. Bilirsen kazanıyorsun. İkincisini görüyorsun. Üçüncüsünü görüyorsun. Üçüncüsünü bilirsen hediye alıyorsun. Tamam. Hediye ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Biliyorum işte, izliyorum sizi. Ha, izliyorsun, tamam. Teşekkür ederim, çok sağ ol. İzleyiciye denk gelmişiz, inşallah bilir. Hazırsan geçiyorum soruları o zaman. Hazırım. Heyecan var mı biraz? Var. Sakin ol, hiç sıkıntı yok. Bu da arkadaş ortamı gibi düşün. Şimdi ilk soru geliyor. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılma işine ne denir? Çok basit bir soru, cevabı çok basit. Bu çiftçilerle ilgili olur genellikle. Çiftçiler o aylarda bir şey kaldırır ve parayı görürler. Harman. Harman cevabıyla ilk soruyu bildin. Tebrik ediyoruz. Alkışlasın oradan kamera arkasındaki kişiler ya. Bak, koyalım öyle. Tamam, güzel. Arkadaşlar destekliyor seni. Evet. Sağ ol. Onların yüzünü kara çıkarma. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi gelsin mi ikinci soru? Gelsin. Evet. Çift cevaplarla, çift kelimelerle sorulara cevap vermeyi yemin ettin mi? Hayır. Bak hayır diyor, yine hayır. Hepsi tek kelime. Bir çift kelime yat diye. Biraz heyecanlıyım o yüzden. O 3 oldu, güzel. Gelişme var. Devam ediyoruz o zaman. Tamam mı? Edelim. Edelim, hadi bakalım. Satıcının alıcıya bir malın karşılığında yaptığı indirime ne denir? Satıcının alıcıya bir mal karşılığında yaptığı indirime ne denir? İ ile başlıyor. İşte bizim cevabımız nokta nokta bedeli olur. Ben senin malını atıyorum 500 bin liraysa %10 nokta nokta uyguladım deriz. Oradan işte 50 bin düşer, 450 bin TL öder alıcı. İ ile başlıyor. Çok basit bir cevap. Son harfi de O ile bitiyor. Osman'ın O'su ile bitiyor. İstanbul'un da İ'si ile başlıyor. Düşün bir ses. Efendim? İskoçya. Değil, yaklaştın. Yaklaştın. İ ikinci harfi de doğru. Üçüncü harfi de doğru. Ne demiştin sen? İskoçya. Hah, yaklaştın. İSK diğerine. İSKO. Değil. İSKO. Bilemedim ya. Bir daha söyle cevabını bir. İskoçya. İskoçya değil de İskonto olabilir mi? Skont. İskonto. İskonto. Olabilir mi? Evet. Tamam o zaman cevabı İskonto cevabıyla ikinci soruyu bilmiş saydık seni, tamam mı? Tamam. Tamam, gelsin mi şimdi üçüncü soru? Gelsin. Bilirsen üçüncü soruyu hediye kazanacaksın. Tamam. Ama bilmen lazım. Tamam. Tamam mı? İlk soruda yardım ettik, bunda yardım yok. Kendin bileceksin. Tamam. Hadi bakalım, gelsin son soru. Vücudun gelişmesi, gücünü artırması için yapılan türlü hareketlere ne denir? Bir daha sorabilir miyim? Tabii ki, bir daha sorayım. Vücudun gelişmesi, gücünün artırılması için yapılan türlü hareketlere ne denir? Egzersiz. Egzersiz değil. Yaklaştın, o aralarda bir cevap. Egzersiz biraz daha şey, doktorların bir hastalık karşısında hastalarına verdiği bir kültür fizik hareket uygulama programına egzersiz deriz. Evet. Bizim bir daha farklı. Futbolcu her gün sahaya gidiyor, orada ne yapıyor? Spor. Spor ama işte onun bir adı var. Kendini geliştirmesi için bir şey yapıyor. Hızlı koşması için bir koşu antrenmanı yapıyor, şut antrenmanı yapıyor. Nedir bu antrenmanın adı? Ne deriz biz buna? Isınma. Isınma değil, ısınmadan sonra, bunun genel adı yani. Isınma ilk evresi sadece. Sonra ısınmadan sonra bir sürü ağır hareketler yapıyorlar. Onların adı ne? Kuzuların Sessizliği filminde gibi hissediyorum şu an. Birazdan kesecek beni Nur muhtemelen. Beni parçalarına ayıracak gibi. Öyle bakıyor ki. Bilemedim. Bilemedin mi? Bilirsin ya, düşün. Çok basit. Bak tekrar soruyorum son kez. Vücudun gelişmesi, gücünün artırılması için yapılan türlü hareketlere ne denir? Bunu bütün sporcular yapar. Ben bu cevabı sana söyledim de ha mı diyeceksin. Ama bilmem lazım. 5'ten geriye saymak durumunda kalacağım. 5. 4. 3. 2. 1. İdman. Ya işte, değil mi? Evet. Ama bir sesi düşünsen yardım edeceğim de, şimdi ben sana bakıyorum, sen bana bakıyorsun. Bir yardım oluşmadı arada, bir iletişim kuramadık. Evet. Biraz da ondan oldu. Ama sıkıntı yok, iki soruyu bildin, üçüncüsü de takıldın. Evet. Önemli olan neydi? Yarışmaktı. Burada medenin cesareti gösterip kamera karşısına çıktın. Buradan kameralara bakıp mesaj göndermek istediğin birisi var mı? Aileme selam yolluyorum.
kadar. Onlar da oradan aleyküm selam derler inşallah. O zaman ne yapıyoruz? 3'ten geriye doğru sayıp sonra diyoruz, tamam mı? Tamam. Programları izliyorsun, biliyorsun zaten. Evet. Hadi 3, 2, 1. Sonra. Devam ediyor efendim. Haydi bakalım sıradaki yarışmacı kim olacak? Ve aleyküm selam kardeşlerim. Abi nasılsın? Ehli sünnet vel cemaat. İyi misin? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Allah'ım nasıl pırıl pırıl gençler ya. Kayıttasın değil mi şu anda? Biliyorum evet. Şahin abi de yanında. O da bakıyor oradan sinsi sinsi. Bir dakika dur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Dayı deminden beri beni izliyorsun. Korkutuyorsun beni niye? Yok ya öyle baktım abi. Genel olarak ne yapıyorlar diye. Merak duygusu değil mi? Bu duygu şeyle aynı duygu değil mi? İş makinesine baktığımız duyguyla aynı duygu. Adın ne abi? Adnan. Adnan abi. Buradan kameraya bir mesajın var mı? Yok abi. Tamam ben gidiyorum yarışmaya. Dönüyorum yarışmaya. Tamam. Hadi döndüm abi. Devam ediyoruz efendim yarışmaya. Gençler merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormalı. Kanka iyiyiz de bu kadar düşük enerji olmaz ki. Biraz gençsiniz siz ya. Patlatacaksınız, yıkacaksınız burayı ya. Kamera korkusu var o yüzden. Heyecanlanıyorum diyor. Aynen. Merhaba. Merhabalar. Yıkın abi orada. Merhaba. Merhaba. Eyvallah. Nasılsın? Sağ olun abi siz. Teşekkürler ben deyim. Yarışmayı sunmaya devam ediyoruz işte aynı. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok iyi. Muazzam. Hangi okul? Meram Fen Lisesi. Oo, 3 tane pırıl pırıl zeki insanla beraberim. Muhtemelen Mithat abi hediye kazandılar, yapacak bir şey yok. Kaybettiremem bu adamları. Her türlü bilin. Şaka yapıyorum beyler. İnşallah bilin de kazanın hediyeyi. Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Evet. Durun tahmin edeyim. Bakıyorum şöyle. 12 değilsiniz. 9 da değilsiniz. 11 mi? Evet. Tam olarak abi. Oo, dararara tek attım gördün mü? Bravo. Nasıl yaptın bunu? Herkese sorunca biraz insan sarrafı oldu. Aynen sen. Aynen öyle oluyor tam insan sarraflığı. Arkadaşlar 3 tane sorumuz var. 3 tane soruyu bilirseniz hediyeyi kazanıyorsunuz. Bir soruyu bilmeden diğerine geçme hakkınız yok. Tamam. 3 kişinin herhalde fen lisesi bir de 3 soru da bilirsiniz. İnşallah. Anasını ağlatırsınız. Güveniyoruz. Evet. Efendim? Güveniyoruz. Kime? Kendimize. Ha tamam. Bilgimize. Öyle abi güveniyoruz arkadaş çevre falan yaparız ya. Yani. Az önce de 3 kişiye öyle geldi hanımefendiler. Sadece birisi 3 soru bildi, diğerleri hiçbir şey yapmadı. Herkes aldı öyle arkadaşlar. Aynen öyle, aynen öyle. Amin. O zaman arkadaşlar sorulara bakalım şöyle. Sorular geliyor. Gelsin. Hadi bakalım gelsin. Efendim, bir meslekte uzun bir süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen törene ne denir? Uzun süre başarılı olanlar için. Başarılı olanlar için hani onlar mesleği bırakacaklar. Onlar için bir tören yapılır. O törenin adı nedir? Mezun ya. Sesli düşün edebiliriz. Mezuniyet başlangıçsa. Mezuniyet başlangıçsa mı? Yani jübile. Ne? Jübile. Jübile cevabıyla ilk soruyu bildim. Tebrik ediyorum kanka. Kendinizi bir tebrik edin ya. Bak bu adam senin bir numaralı azılı düşmanın. Bir gram alkışlamadı. Elini dahi havaya kaldırmadı. Ben direkt sırtına vurdum. Kendine bırakıyorum. Ha, aferin helal olsun bildin. Yoksa bitmiştik falan mı diye. Güzel güzel şaka yapıyorum. Sıkıntı yok inşallah ikinci soruda bilirsiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım ikinci soru. Ooo vallahi kazık soru. Gönder gelsin abi. Hadi gönderiyorum o zaman geliyor. Kahve ve çayın hekimlikte ilaç olarak kullanılan etkili maddesi nedir? Kafein. Efendim? Kafein. Kafein cevabıyla içenler biliyor işte. İkinci soruda bildiniz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Buradan o nokta nokta firmasına mı gideceksiniz yoksa? Evet. Zam gelmiş oraya da. Öyle bir spekülasyon çıktı. Sonra dediler ki o havalimanı içinde falan filan. Yok abi orası değil aslında. Oraya gitmiyoruz biz pek. Gitmiyor musunuz? Gerek yok. Pahalı diye mi? Gereksiz pahalı. Gereksiz pahalı değil mi? Bir kahve o kadar para veriyorsunuz. Yok gerek yok. Maksimum 5 TL. Değil mi? Evet. Üçüncüsü. Maksimum 5 TL de bakkaldan alırsın. Aynen. Paket artık o bile 5 TL olmuş doğru. Eyvallah. O zaman gençler son soru bilirseniz devam ediyoruz. Tamam abi. Kahveyi boş verin çay için zaten. En iyisi. En kralı çay değil mi? En kralı. Değil mi? Abi ben günlük 200 miligram kafein alıyorum. Kapsül ya. Onlara gerek duymuyorum fazla. Niye alıyorsun? Hayırdır? Ya abi öyle uyanmak için. Ona alıştım. Uyanmak için mi? Kanka normalde o kadar gram kafeini... Miligram. Miligram tamam da az değil. 200 miligram da yüksek bir miligram aslında. Az da değil yani. Sen ne yapıyorsun her gün 200 miligram kafein? Yani gün içinde enerjinin bitmemesi lazım. Evet abi sabah 6 akşam 9 dışarıda etüt okul falan deyince yani gerekiyor aslında biraz. Ha fen lisesi şeyi bu itemi bu tamam şimdi evet. Oldu. Oradan item basıyorlar baba akşama kadar ondan sonra nasıl kazandın? 200 miligram kafein kullanmıştım. Güzel. Arkadaşlar son soru. Gelsin hadi bakalım bu neyle ilgili? Abi niye hep soru sorular geliyor size ya neyse. Bir şeyin içine sığdırılabildiği miktara ne deriz? Bir şeyin içine ne? Hacim. Yanlış. Nasıl yanlış? Dara. Dara mı? Dara da değil. Mol. Efendim? Mol. Mol değil. Tekrar söyleyebilir misin abi? Tabii ki. Bir şeyin içine sığdırabildiği miktara ne deriz?
bir şeyin içine sığdırabildiği miktara ne deriz? Bu onun miktar. Nesidir? Hacmi değil. Bilirsiniz ya, siz fen lisesiniz. Fen lisesi. Nasıl bir kelime abi? Güzel bir kelime, hoş bir kelime. Yani nasıl anlatayım? Çok tatlı bir kelime. Dur bir dakika, 8 harfli bir kelime. Bak, kopyasını da verdim. Hadi son harfi de E, onu da veriyorum. Hadi ilk harfinde, dur bilirsiniz ya, siz ilk harfini çok bilemezseniz vereyim. Sığdırabildiği miktar. Sığdırabildiği miktar nedir? O onun nesidir? Atıyorum 5 litrelik bir pet şişe. 5 litre değil mi onun? Yani o nedir o 5 litre onun? Hacim. Hacmidir abi işte ya. Hacmi değil abi, başka bir şey o. Hacim kapladığı alan ne? Kapasite. Kapasite cevabıyla son soruyu da bildin. Tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Güzel gözlerini bildin. O kameraya güzel gözlerini bak bakayım, güneş vururken bir daha yakalayamayız. Teşekkürler. Şahin gözlüm, bak bakalım biz. Evet, adı neydi? Ergin. Ergin, tebrik ediyorum. Çok güzel bildin soruyu. Nasıl geldi aklına? Hacim bu arada kapladığı alan değil mi? Evet. Yani o kapasite bizim... Hacim olmaz mı? Hani olsa bir soruluk hani yapsa falan. Olmadı, kapasite bildik ama. Evet, güzel. Ergin'cim bildin, tebrik. İlk soruyu sen mi bildin? İlk soruda evet hocam. İlk soruda sen ne yaptın sen? Bu yarışmada kafeine ben de cevap verdim orada. O kafe dedi, sen in dedin. Bizim yarışmaya girmemizdeki etken o. Ben gördüm, çağırdım abi burada, evet, yani. Gelin gelin dedin, o medeni cesaret ilk sen gösterdin. Evet evet. Tamam, süper arkadaşlar. Buradan kameralara tek tek mesajınız var mı, onu alacağım. Buradan öncelikle anneme, sonrasında Meram Fen Lisesi'ndeki tüm öğretmenlerime sevgiler. Tamam, aldım bunu. Ben Meram Fen Lisesi'ndeki öğrencilere selam yolluyorum. Tüm öğrencilere, arkadaşlarıma. Ana babayı salla mı diyor? Anne babamı da aileme de. Hadi onları da gönder bari ya, hadi sağ ol. Hani doğurdular ettiler falan ya. Meram Fen Lisesi öğretmenlerime, aileme, özellikle babaanneme. Çünkü izleyecek muhtemelen. Babaannen sürekli bir KonTV izleyicisi mi? Evet. Evet arkadaşlar, okula selam göndererek takdiri şu anda garantilediniz. Kanaat notlarını arşu alaya çıkardınız. Tebrik ediyorum sizi. Mükemmel bir kopya taktiğiydi. Arkadaşlar, Mithat'tan, köfteci Mithat'tan iki kişilik yemek kazandınız. Ama bu yemeği hangi iki kişiye, onu bilemem. Mesela bilemeyenler var aranızda soruyor. Hani bir düşünün derim, hani kim bilemediyse, yarışmayı da soruları bilemediyse yemeği de yemeği hak etmemiştir. Yok, hak etmiştir. Ya kendi aramızda bölüşürüz biz onu. Nasıl bölüşeceksiniz 2 2 3? Hadi bir söyle, matematik hesabı yap. 2 3'e böl. Yok, direkt herkes aynı payı almasın ya. Ne bir 1'e 2 yarım. 1 tam 2 yarım olabilir evet, işte. Belki bir tamı arkadaş alır, o bildi. Artık yarımı da ben alayım ya. Ya aç kaldım ben de, değil mi diyorsun, tamam. Eyvallah kardeşim, ağzınıza sağlık, şaka şaka gidin. Güzelce yiyin yemeğinizi. Buradan mesajları da verdik. 3'ten geriye doğru sayıyoruz ve diyoruz ki sonra. Tamam. Tamam. Ne diyecekmişiz? Sonra. Ama melodisiyle. Nasıl? Sonra. Tamam. Şöyle yan döndük, kameralar iyice bizi görsün. 3'ten geriye doğru sayıyoruz. 3. 2. Fen lise saymayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 3, 2, 1. Sonra. Bu güzel gençlerler devam ediyor efendim. Haydi bakalım. Şimdi orada bekliyorlar. Bekledikten sonra hadi gelin diye ya işte gelsek mi falan filan ya yani. İstemem yan cebime koy gibi oldu bu. Naz yapmadık Cem, engelledin. Aynen, Allah razı olsun. Güzel. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler deyiz, ne yapalım işte. Bu güzel gençlerle oturup muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bir de hediye veriyoruz. Evet. Ama soruları bilirseniz. İnşallah. Adın ne? Zeynep. Zeynep senin? Rümeysa. Rümeysa ve Zeynep'le beraberiz sevgili izleyenler. Onlara 3 tane soru soracağız. Bilirlerse bildiğiniz üzere hediyelerini vereceğiz. Ama önce bir konuşalım. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor işte, izin günümüz. Gezelim dedik. Nerede çalışıyoruz? Ben toptancıda çalışıyorum burada. Şey, toptancılarda mı? Şeyde, Ankara Caddesi'nde, Sanayi Sitesi'nde. O taraftasın. Sen? Ben de aynı çalışıyorum. Giyim üzerine. Sen de mi toptancısın yoksa farklı mı? Giyim üzerine, mağazada çalışıyorum. Nereden tanışıyorsunuz? Komşuluk falan mı? Ha, kuzensiniz. Akrabalar, vay yine geldi. Yerlerin reklamı da yapalım. Ne? Çalıştığımız yerlerin reklamı da yapalım. Yapın ama yayınlamam. Kesersiniz oraları. Tamam, niye o zaman? Yine yapalım. Sokaktakiler duysun yeter. Hadi yap, tamam hadi. Yok gerek yok. Hiç gerek. Tamam, o zaman yapmadık reklam arkadaşlar. Şimdi 3 tane soru soracağım. Bilirseniz hediye vereceğim. Tamam.
tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Bir de ben şunu merak ettim. İzin günleriniz nasıl aynı oluyor sizin? Denk getirdik. Ayarladık. Ben şirket olduğu için bu şekilde, o patron ben olduğu için. Ben kendiminki ayarladım. Buna göre ayarlıyorum ben genelde. Benimki sabit. Beraber çıkalım da koyunun tozunu bana atalım diye, şöyle bir kattıralım diye. Sabahın gününe çıktık yollara. Ne yaptınız bugün mesela? Bir söylüyorsun, hadi bakalım. Sinemaya gittik. Ne izlediniz? Blade turladık. Sevmedim demeyi izledik. Hangi? Ha şey, Kurtuluş Kuşu'nun. Evet. Şarkıyı biliyorsunuz. Evet. Nasıl söyleniyor? Sevmedim de bana. Benim sesim o kadar güzel değil. Ben de izin olmayalım şimdi. Evet, teşekkür ederim. Beni yalnız bıraktığınız için bu yolda. Çok sağ olun. Güzel. İzlediniz. Nasıldı film? Güzeldi. Gittim hoşunuza. Güzeldi. Benim bir arkadaşım da gitmiş, şey istedi, sadece şarkısını dinlemek için bile gidilebilir dedi. Bütün şarkıları varmış. Güzeldi. Sonra ne yaptınız? Orada bir yemek yediniz. Orada bir yemek yedik. Şöyle afiyet olsun. Bir turladık. Tamam. Evet, spatsız. Normal kız minikleri yani. Ooo, reklamlar geliyor. Kendi yerine reklamını vermedin. Global reklam yaptım burada. Neyse, oralara diyeceğiz biz artık, sıkıntı yok. Tamam. Sorulara geliyoruz. İnşallah eğlenmişsinizdir bugün gezerken. Bu anıyla da noktalarsınız günü. İnşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz geliyor. Buldum. Efendim, yemeklerimiz nasıl? Yani evet. Yapmayı mı severiz, yemeği mi? Yemeği. Yapmayı. Çok dobra bir cevap. Teşekkür ediyorum. Yemeği dedi kendisi. Her zaman aç. Sen? Ben daha çok yapmayı seviyorum. O zaman yemeği sevenle de o yüzden takılıyorsun. Evet. Yaptığımı birisi yesin diye. Evet. Değil mi? Doğru. Puanlıyor. Tek katlanan benim çünkü. O kadar mı kötü yapıyor? Hayır, gömdü. O anlamda tamam. Katlanabilecek arkadaşlık olarak, anladım. O zaman soruya geçiyoruz. Yemekle ilgili bir soru. Tamam. Efendim, yeni pişmiş taze yemeklerin neyi üstünde deriz? Buhar üstünde. Dumanı üstünde. Dumanı üstünde. Dumanı üstünde. Tamam, evet. Yemeğin dumanı üstünde olur. Buhar aynı şey. Nasıl aynı şey? Aynı değil mi? Mesela bak. Sigaranın dumanı olur, elektronik nargilenin buharı olur. Anladım, tamam. Farkı çok yani. Tamam. Buhar nem yapar, duman yapmaz. Tamam. Mesela kaynayan sudan buhar çıkar. Evet. O yüzden nemlenir. Bu kadar tamam. Bilgi yeterli. Yeter. Bu kadar değil mi? Yeter. Fizik, biyoloji yeter. Arkadaşlar, ilk soruyu bildik. Tebrik ediyoruz sizi. İkinci soruyu görmeye hak kazandınız. Gelsin mi? Gelsin. Duyamıyorum. Gelsin. Anlamıyorum arkadaşlar. Gelsin. Tamam, olur olur. Hadi bakalım, gelsin. O zaman şöyle sayfayı bir çevirelim. Hadi bakalım. Oo, çok zor. Gerçekten mi? Şaka şaka değil. Türk sinemasında takip ettiğiniz, sevdiğiniz birileri var mı? Var. Eski zamanlardan, Yeşilçamlardan. Evet. Kemal Sunal diyeyim. Çok klişe. Evet, klişe. Güzel cevap ama büyük bir klişe, ama çok önemli bir klişe. Filiz Akın. Çok severim. Tamam, Filiz Akın. Filmini izler misin? İzledim. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar Türk sinemasından bir soru geliyor. Evet. Hadi bakalım, gelsin. Şener Şen de İlyas Salman'ın birbirleriyle rekabet eden iki minibüs şoförünü canlandırdığı Türk sinemasının klasiği haline gelmiş film hangisidir? Çiçek Abbas. Çiçek Abbas cevabıyla ikinci soruyu biliyorlar ve kendilerini alkışlıyorlar. Alkışlayın arkadaşlar. Destek de oradan geldi. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Bir de teşekkür edelim. Çok. Teşekkürler. Sevenler çok. Var mı öyle TikTok, MikTok falan? Yok. Instagram takipçi. Instagram. Instagram kullanıyorum. Instagram verin adı burada falan diyor. Yok. Gerek yok, vermeyin tabii canım, ne olacak. Ama döndük kameraları, şöyle döndük ha. Kameralar bizi rahatlıkla net alsın. Arkadaşlar son soru. Tamam. Bilirseniz hediye geliyor. Gelsin. Hadi bakalım, gelsin. Efendim, ağız boşluğunun tavanına ne ad verilir? Damak. Damak cevabıyla ikinci soruyu değil üçüncü soruyu bildiniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Mutluyum. Kendinizi alkışlayın ya, ne bakıyorsunuz hadi arkadaşlar. 3 soru bildiniz. Ne yapacaksınız daha? Çok güzel. Bildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yarışma? Nasıl geçti? Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok heyecanlı başladım da. Sonradan? Canım yenimimi sağladınız gerçekten. Estağfurullah. Elimden geleni yapıyorum efendim. Önemli de bu zaten. Heyecanı yenerseniz eğlence zaten ortaya çıkıyor. Evet. Bizim için güzel bir an olarak kalacak. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Soru soruyu Instagram'dan da, sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Fragmanımız yayınlandığında oradan bakıyorsunuz. Evet. Ne zaman yayınlanacağını görüyorsunuz. Tamamdır. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Haydi bakalım. O zaman ne yapıyoruz efendim? Ekrana bakıyoruz. 3'ten geri doğru sayıyoruz ve ne diyoruz? Sonra. Nasıl ezberlemişler. Güzel. Haydi bakalım. Verdik o zaman mikrofonu size. Verdik. Mikrofonu verdik. Alayım. 3'ten geri hep beraber. 3, 2... Niye saymıyorum? Hep beraber. Hep beraber. Tamam. Tamam. Bir daha. 3, 2, 1... Sonra sonra. Devam ediyor efendim. Haydi bakalım. Bakalım sıradaki yarışmacılar kimler? Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, ben de iyiyim. Adımız nedir? Fatih.
Fatih Bey, Fatih Bey çok güzel şık giyinmişsiniz. Hayırdır, nerede çalışıyoruz? Bir özel şirkette müdürlük yapıyorum. Oo evet, çok güzel. O zaman çok zengin bir beyefendi yanımızda şu an. Çok sevindim şu anda. kalben zengin. Ben zaten kalbi kastettim. Cep mi anladınız yoksa? Aa. Efendim, orada göreviniz müdürlük. Peki firmanın kalemi nedir? Ne üzerine çalışıyor? Finans sektöründe. Oo, finans sektörü. Nedir bu borsaların durumu? Ne olacak? İnişler çıkışlar. Altın bir düştü 1970'lere, tekrar geri çıktı şimdi 1000'lere falan. Böyle devam mı edecek? Yani? Altın uzun vadede bir artı sağlar ama borsa şu anda bayağı ciddi bir mesafe kaydedecek. Daha yolu var yani, gidecek. Döviz cephesinde yatay seyir devam eder diye tahmin ediyorum birkaç ay süre. O aralarda mı kalacak genellikle? Bu bugünkü seviyesinde yatay seyreder diye tahmin ediyorum. Çok afaki bir gelişme olmadığı takdirde. Peki dolarla euronun yarışında sonuç kim olacak? Kim kazanacak böyle giderse? Orada bir kazan kaybet durumu söz konusu değil. Bu hani tamamen uluslararası dünya dengesiyle alakalı bir şey. Avrupa Birliği biraz faiz artırımında geç kaldı. Ondan kaynaklı bir şey. Aşama aşama arttıracaklar. Euro eski seviyesine gelir diye tahmin ediyorum. Yani kaç seviyelerine mesela? Hani eski yani, seviyeden kastımız hani 2018... Evet, parite anlamında. Ha, okay. 1.2 civarındaydı. 1'e düştü, 1'in altına düştü. Tekrar 1'in üstüne çıktı falan. Yani 1.3, 1.2 o civarlara tekrar gelir diye tahmin ediyorum. İnşallah. Çünkü gerçekten birçok ürün, birçok kalemdeki ürün bize dolarla geldiği için bunun maalesef pahalılığını ister istemez yaşıyoruz. Ki evet, bundan en önemlisi petrol yani zaten. Kesinlikle. Akaryakıt. Bunun çok şeyini yaşıyoruz. Yani artık depo doldurmaya korkuyoruz. Dolduramıyoruz zaten. 250-250. Şimdi hep 100 liralık alacaksın. Kafanı bozdun. Her gün 100 lira. Her gün 100 lira değil mi? Standart. Çok doğru. Aynen öyle. Yani konuyu akaryakıta ya da dolara endekslemeyin. Yani şöyle bir şey de yaşanabilir. Çok ciddi dolar kıtlığı yaşanabilir memlekette. Fiili fiziki dolar stoğu çok düşük seviyelerde çünkü. Bu da yükselmesine bir sebep mi peki? Evet, aynen. Yani biraz da az bulunan şey pahalı olur. Evet. Bunu bir ara sonra ekonomi yapalım, o zaman o zaman konuşalım. Onları tartışalım. Masaya bir yatıralım şöyle güzelce. Sonra ekonomi, o ayrı sonra bir şey. Sonra ekonomi. Tamam, okey. Şimdi efendim, sizi de tanıyalım öncelikle. Benim ismim Kemal, arkadaşız, ben emekli bankacıyım. Beraber. Emekli bankacı. Evet. Aynı sektörlerdeydiniz aşağı yukarı. Hep beraber çalıştık geçmişte. Öyle mi? Tabii. Orada mı arkadaşlık? Tabii. İşten siz çıktınız herhalde şu anda. İş yerinizden çıktınız. Çıkası olduk. Anladım. Ne yaptınız? Beraber bir gezelim, oturalım falan mı dediniz? Ya sohbet maspar edelim. Son güneşi gördük, kış gelecek. Kış öncesinde bir gezelim dedik. Esas seni görmek istiyorduk ve de gördük. Eyvallah. Özellikle herhalde kalbimiz temiz, yok mu falan derken gördüm yani bu sefer. Eyvallah, Allah razı olsun. Normalde salı çıkıyorduk, bugün de çarşamba çıktık. Bak senin nasibindeymiş ya abi. Afuk yani herhalde. Ben diyordum, buralarda ben hep seyrediyorum. Sonra gezgin işte bu programı falan seyrediyorum. Eyvallah. Kısmet denk gelirim de, denk geldim. Aynen öyle. Allah razı olsun. Çok teşekkürler abi. Nasipten öte yol yok zaten. Tabii. O zaman ne yapalım, sorulara geçelim mi? Olur. Geçelim mi abi? Kolayından olsun. Hazır mıyız yarışmaya? İşte kolaylara hazırız. O zaman kolay sorular geliyor efendim. Efendim, bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili özel bir kavramı karşılayan kelimelere ne ad verilir? Terim mi? Terim. Efendim? Terim mi? Terim cevabıyla ilk soruyu çat diye nasıl bildiniz? Fatih Terim. Allah kerim Fatih. Allah yaşlı olunca insan kafası. Doğru, aynen. Güzel yerden bağladınız. Fatih Terim'den örneği veririm diye düşünüyordum ben soruyu sorarken. Hiç gerek kalmadı. Buse Terim var o zaman canım. Kızı, ayrısı Mevla. Onlar bitmez, doğru. Bitmez Mevla. Eyvallah. Şöyle döndük abi tam kameralara. İkinci soru geliyor o zaman. Haydi bakalım gelsin. Hangi mesleğin adıyla anılan bir kalem çeşidi vardır? Pilot. Pilot. Pilot, doğru canım efendim. Pilot kalem. Pilot da bir tabii nedir? Uçağımızı uçuran kişiler. Doğru yani. Paran varsa uçarsın tabii. Sonra ekonomi. Sonra ekonomi, para varsa uçarsın. Yoksa tabanmaya devam böyle. Vallahi bir şey diyeyim mi abi? Ben şu anda uçmayı daha çok kullanıyorum otobüsten. Aynı neredeyse aynı fiyata geldi zaten. Ama otobüslerde muavin var, öbür tarafta şey var. Muavinlerimiz daha iyi. Cefakar vefakar, su var, her şey var. Evet, öyle ama biz, yol bir saatte bitiyor mesela. İstanbul'a gidiyorsun. Tren diyorum. Otobüs 9-10 saat sürüyor. Uçak 1 saat. Türkiye Hava Yolları değilse diğerlerinde ben kasılıyorum koltuk araları. Senin güçse maşallah şu an baya geniş. Bir şey olunca. Hayırlısı Mevla'dan. Aynen öyle abi. O zaman sonra ekonomide konuşacağız bunları. İnşallah. Son soru gelsin mi? Gelsin mi efendim? Gelsin. Gelsin bakalım efendim, inşallah. Efendim, sporla ilgili bir soru. Yüzme ve atletizm yarışmalarında her yarışmacıya ayrılan şerite ne ad verilir? Kulvar. Efendim? Kulvar. Kulvar cevabıyla 3. soruyu da bildik efendim. Ve hiçbir şey bırakmadınız bana.
Çat 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 bütün soruları bildiniz. Beraber yemeğe beraber yersek bize bir lütuf olur. Ne olmuş? Hep iki kişi yemeyelim. Gel beraber hem sohbet edelim. Ödülüm kazandık değil mi? Kazandınız tabii abi. Bir kişilik de fazla al. Hep beraber yemek yiyelim. Ona da reklam yapıyoruz falan diye. Tabii canım. Yanımızda yerel bir şöhretle gidelim de itibarımız olsun. Eyvallah. Allah razı olsun abi. O zaman efendim buradan kameralara bir mesajımız var mı? Herkes mutlu olsun. Değil mi? Önemli bir konu aslında mutluluk. Yerel basına destek verelim. Ulusal basın değil, yerel basın. Kont TV'ye devam. Eyvallah değil efendim. Mesela. Allah razı olsun. O zaman 3'ten geriye doğru sayıyoruz. Sonra soruyu diyoruz. Biraz hazır mıyız? Melodik söyleyeceğiz ama. O beslenin hakkını vereceğim diyorsun. Yani. Tabii ki. Eyvallah abi sağ olasın. Efendim hep beraber sayıyoruz 3'ten geriye doğru. 3, 2, 1, sonra devam edecek demiyoruz. Ne diyoruz efendim? Burada bugünkü bilgi yarışmamızın sonuna geliyoruz. Bu mükemmel abilerimizle. Efendim inşallah haftaya tekrardan yanınızda olacağız. Ekranlarınızda olacağız, karşınızda olacağız. Çayınız kahvenizi aldığınız zaman biz her zaman ekranlardayız Kont TV olarak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sonra. Çal.